Sevgili ikizler burcu ve sevgili yengeç burçları, şimdi sizlerin 1 Mart 7 Mart tarihleri arasındaki yıldızname bakımınızla karşınızdayım. Öncelikle sevgili ikizler burcundan başlamak istiyorum. Bakalım 1 Mart 7 Mart tarihleri arasında Ebced'le hesap ettiğim yıldıznamenizde neler var? Hayırlısıyla. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili ikizler, yükselen ikizler bakabilirler ve ay burcu ikizler. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fethan mübina. Yağfire lekallahu ma tekaddemma min zembika ve ma tehaera ve yutimme ve nitemetune aleyke ve yehdeyike sıratan müstakima ve yansuru rakallahu nasran aziza. Şimdi dostlarım, sevgili ikizler burçlarım, oldukça hareketli bir dönem sizin için. Sosyal aktivitelerinizin artacağı bir dönem. Ama bazı durumlarda moralmen dip yapabileceğiniz bir dönem. Çünkü neden? Bazı planlarınızın yeniden yapılması gerekebilir. Bazı planlarınızın tekrar gözden geçirilmesi gerekebilir. O yüzden her türlü konuya hazır olun. Diyelim bir iş görüşmesi yapacaksın, öbür haftaya ertelenebilir. Diyelim bir evinle ilgili bir başlangıç yapıyorsun, ev almak, araba almak gibi evraklarda bir sıkıntı olabilir. Haydi bakalım sil baştan yapabilirsin. Başlangıçlar ve planlar için pek uygun bir hafta değil. Siz yine plan yapın ama pek çok ikizler planlarını ertelemek durumunda kalabilirler. Çünkü bazı aksaklıklar yaşayabilirler. Bir işi iki kere yapmanız söz konusu olabilir. İkizler burcundan bazı hanımlar, lütfen eşinizle ilgili sıkıntıları onunla konuşunuz. Bazı Allah göstermesin, hani yuvanızı yıkmak isteyen kişiler olabilir, ikizler burcu hanımları ya da evli olabilirsiniz, partner olabilirsiniz. Karşınızdaki insanı biraz sorgulayın. Bir rakip olabilir, kötü niyetli bir kadın olabilir. Bunları sorgulamanızda büyük fayda var. Şimdi işte çalışan arkadaşlarıma da şunu söyleyebilirim. Yükseliş için daha biraz daha beklemeleri gerekiyor. Çünkü bu hafta belki gereğinden fazla işi alabilirler. Gereğinden fazla yorulabilirler. Bir de bazı ikizler burcu hanımları, şunu söylüyorum, kötü niyetli kadın avcısı olan erkeklerin ağına düşmeyin. Hani bir aşk başlamış olabilir, onu gözden geçirin. Hele de 2-3 hafta evvel başlamışsa, 2-3 ay evvel başlamışsa tekrar tekrar gözden geçirin diyorum. Çünkü bir aldatılma durumlarına, bir riyakarlık durumlarına maruz kalabilirsiniz. Onu söylemek istiyorum. Şimdi ya bir riyakarlık olabilir yani, gerçekten onu şey yapıyorum yani, görüyorum. Ama yine her şeye rağmen yıldızınızın böyle yükseleceği bir haftadasınız. Ama ikili ilişkilerde aldatmaya, aldatılmaya çok dikkat edin diyorum. Maddi olarak tuttuğunuzu kopartacağınız iş konusunda da, her ne kadar hani terfi falan olmasa da, başarıyla sonuçlandıracağınız bir haftadasınız. Tuttuğunuzu kopartıyorsunuz gerçekten. İniş çıkışlı da olsa, moraliniz iniş çıkışlı da olsa, en sonunda toparlamayı başarıyorsunuz. Aynı zamanda bazı ikizler burcu kardeşlerim uzun yola gidebilirler. Hava yoluyla seyahat edebilirler. Bunu da söylemek istiyorum. Adınızı lekelemek isteyenler var. Adınızı kötülemek isteyenler var. Bunlara karşı çok dikkatli olun. İçinizde biriktirdiğiniz kin ve öfke var, ben biliyorum, ama biraz susun. Onları çok güzel alt edeceksiniz. Ama bu hafta değil, daha sonraki haftalarda bunu başaracaksınız. Onu söylemek istiyorum. Bazı ikizler burcu insanı, araba almak için görüşmeler yapabilirsiniz. Araba almanız söz konusu olabilir. Hadi hayırlısı olsun bakalım.
Şimdi ikizler burçlarına umduğunuz bazı yerlerden para, yani umduğunuz yerlerden para gelmesini bekliyorsunuz. Gelecek, merak etmeyin. Hani attığınız taş yerini bulacak, isabetli kararlar var. Gerek aile çevresinden, gerek arkadaş çevresinden bir takım belki borç alınacak, belki bir kredi mi çekilecek, bir araba alma durumu var. Bunu gerçekleştiriyorsun sevgili ikizler burcum. Bin lira kadar bir giriş görüyorum. Hani hayırlısıyla 10 bin lira kadar bir giriş var. Toplumsal anlamda iyi bir izlenim bırakıyorsun. Bir anda bir karar verip iş değiştirebilir bazı ikizler burcu. Bir anda. Bunu söyleyebilirim. Ani kararla iş değiştirebilir. Abla abi gibi birisi, yani aileden bir büyüğünüz, abla, abi, amca, her neyse, onlardan bir yardım alacaksınız, onu söylüyorum. Sizden bir başkasına, başkasından diğerlerine giden adeta bir bilgi yığını var. Bir gruba katılabilirsin, bir bilgi paylaşabilirsin, sertifika ya da diploma alma söz konusu olabilir sevgili dostlarım. Aklınızı kullanacağınız, mantıksal davranacağınız bir haftadasınız. Evinizle ilgili tadilatlar yapabilirsiniz. Evinizle ilgili kararlar alabilirsiniz. Kiraya aniden, hani kiralık evde oturuyorsanız aniden iş yerine yakın bir yere taşınabilirsiniz. Aniden ev almanız söz konusu olabilir. Bunu söyleyebilirim. Aşk konularıyla ilgili akıllı mantıklı davranacaksınız. Ve gerçekten kafanıza uyan birisiyle, düşünce sistemi size uyan birisiyle devam ediyorsunuz. Bazılarınız, bazı ikizler burçları yol ayrımına gelebilirler. Ama çoğu beraberliklerini güçlendirecekler. Bunu söylemeliyim. Evet. 3 hafta içerisinde, 3 hafta içerisinde uzun bir yola, farklı bir şehire gidip bir süre orada kalabilirsiniz. Orada kurs ya da seminer gibi bir şeye katılabilirsiniz. Korktuğunuz, çekindiğiniz bir insan. Yani ben bunu üzer miyim? Bir büyüğünüz olabilir bu kişi. Yani korkup da kimse kimseden korkmaz. Yani bir büyüğünüz olabilir. Bir kan bağınız olan bir büyüğünüz olabilir. Onunla ilgili de böyle kendiliğinden gelişmeler olacak. Kendiliğinden sizin üzerinizdeki baskıyı kaldıracak. Belki de babanızdır yani. Kendiliğinden sizin üzerinizdeki baskısını kaldıracak. Rahat edeceksiniz. Bir konuyu detaylı olarak birisiyle konuştuğunuzu görüyorum. Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Biri size öyle kötülük yapmış ki zamanında, siz ona şunu demişsiniz: benim ahımı aldı, iflah olmaz. Hakikaten o insanın bir daha iflah olmayacağını göreceksiniz. Gözünüzle ilgili rahatsızlıklar olabilir ikizler burcu. Göz rahatsızlıklarınız olabilir. Ona karşı dikkatli olun lütfen. Sağlık durumunuzda gözle ilgili rahatsızlıklara dikkatli olmanız gerekiyor. Karma karışık olan bir işi çözdüğünüzü görüyorum aynı zamanda. Şimdi sevgili ikizler burcu, 101 kere çekeceğiniz Ya Fettah esmasıyla bir hafta boyunca korunacaksınız. Girdiğiniz her işte başarılı oluyorsunuz. Haftanın esması sevgili ikizler burcu, 101 kere Ya Fettah. Girdiği her işte başarılı olan anlamındadır. Fetih eden, fethettiği yerleri koruyan, gözeten anlamındadır. Gerçekten de Ya Fettah ismine çok ihtiyacınız var. Her yeri fethetmeniz gerekiyor sevgili ikizler burcu. Şimdi sevgili yengeç burçlarına geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnna halakna min nutfetin emsacin neptelihi neptelihi kezalike neptelihi Muhammed daimeti şedid
hatta tepki ve tenuhemin şiddet el muhabbeti ve tehvidi min nefsi ver ruhkasemen bike aleyke ya Allah ve bi sırrı ismi bedu ve bi hakkı nebiyikil memduh seyyidi ve Muhammed'in sahibin nasrı vel fethi. Şimdi sevgili yengeç burçları, insanların gönlünde taht kurmayı başaracaksın. Sevdiğin insan, kocan, karın, her neyse, aşk mı yaşıyorsun, evli misin? Aranızdaki sorunları çözüyorsunuz. Aranızdaki diyaloglar gayet iyi oluyor. Ama bir böyle sanki ailede biri hastaymış gibi, bir hastalık varmış gibi. Bunu söyleyebilirim ama ailenizde olsun, ikili ilişkilerinizde olsun, yıldızınız çok parlamış. Gerçekten yıldızınızın parlandığı bir dönemdesiniz. Bir kurban adağınız olabilir. Ya da kurban bayramı döneminde önemli bir işi hallettiğinizi görüyorum sevgili yengeç burçları. Kırsalda bir akrabanızdan ya da kırsal kesimden bir işiniz var. Bunu halledeceksiniz Allah'ın izniyle. Ateş grubundan olan koç burçlarıyla ya da yay burçlarıyla bir beraberliğiniz olabilir. Aşk yönünden beraberliğiniz olabilir. İş ortaklığınız olabilir. Başarılı olacağınızı görmekteyim. Kendi sınırlarınızı kendiniz belirleyeceksiniz. Ve insanlar tarafından çok sevileceksiniz. Saygı göreceksiniz bu hafta boyunca. Hiç çaba sarf etmeden gelirinizde önemli bir artış olduğunu görüyorum. İki yerden gelir gelecek, yükseleceksiniz. Aynı zamanda birileri size bir iş yaptırmaya çalışmış. Hani derler ya, topu sana attı falan. Bir işi başaracaksın hayırlısıyla sevgili dostum. Ayağındaki prangalardan kurtuluyorsun. Seni sıkan, seni üzen her şeyden kurtulduğunu görüyorum sevgili yengeç burcu. İkizler mi dedim biraz evvel, özür dilerim. Belki ikizler demiş olabilirim. İkizlerle yengeç aynı videoda ya. Yengeçlerdeyiz yani, onu biliyorum. Dilim sürçtüyse affola. Şimdi mola verdiğiniz bir birlikteliğe devam edebilirsiniz. Hani bir süre biz ayrı kalalım, düşünelim dediğiniz bir birlikteliğe tekrar yeniden devam edebilirsiniz. Ruhen geliştiğiniz bir dönem yaşıyorsunuz. Kalbinizin, yüreğinizin ışıdığı ve aynı zamanda zihin olarak gayet güzel bir döngü yaşadığınızı görmekteyim. Ruhen yükseleceksiniz sevgili yengeç burçları. Kuvvetli bir sevgi, kuvvetli bir gelir, kuvvetli bir sosyal yaşam seni bekliyor olacak. Hayırlısıyla kutlamalar yaptığını görüyorum. Güzellikler seninle olacak. Bazı yengeç burçları kova burçlarıyla beraberliklerini evliliğe kadar götürebilirler. Ben şimdi düzeldim. Tekrar söylüyorum. Bazı yengeç burçları kova burçlarıyla olan beraberliklerini evliliğe kadar götürebilirler. Hem de mutlu, huzurlu ve uyumlu bir evlilik. Daha ne olsun sevgili yengeç burçları? Kovalar ve yengeçler. Su nereye dolar? Kovaya dolar değil mi? Yengeç burçlarıyla kova burçları arasındaki aşklar bu hafta evlilikle, evlilik kararıyla ya da mutlu bir başlangıçla devam ediyor olacak. Yengeçler ve kovalar çok mutlu gözüküyorlar, onu söyleyebilirim. Aynı zamanda yengeçler ve aslanlar arasında dostluk, aşk ve birbirlerinin sırlarını saklama, birbirlerini koruma, iş ortaklığı, komşuluk veya akrabalık ilişkilerinde yengeçler ve aslanlar çok uyumlu olacaklar. Birbirlerini destekleyecekler. Aynı zamanda bazı yengeç burçlarının sağlık problemleri, diyelim ayaklarıyla, dizleriyle veya bacaklarıyla ilgili sıkıntılar varsa bunlar ön plana çıkmış olabilir. Bunların sıkıntıları olabilir. Hayırlısı olsun bakalım, yakın zamanda böyle bir sıkıntıları aştıklarını görmekteyim. Zihninizin derinliklerinde olan
Bazı blokajların çözüleceği bir haftadasın sevgili Yengeç Burcu. Bunları dene. Bunları denemen lazım. Hastalıklardan şifa bulacağın bir dönem. Ve biraz kendini çektiğin, biraz çekingen davrandığın bir olayla ilgili atılım yap. Her şeyi yerli yerinde başaracaksın. Bir yerden çağrılacaksın, bir davete gideceksin sevgili Aslan Burcu. Mutlu, huzurlu ve iyi bir davet olacak. Farklı sözler duyabilirsin. Her duyduğun söze inanma. Duyduğun sözler arasında yalanlar olabilir. Akla mantığa sığmayan işler olabilir. Sana bir böyle iftira atılabilir. Çok aldırış etme. Çünkü etrafında biraz dedikoducu insanlar olacak. Bunları söyleyebilirim. Hayalini kurduğun bir konuyla ilgili, özellikle iş, yaratıcı bir fikir ya da maddi olanakların iyileştirilmesiyle ilgili bir plan, bir hayal ve bir oluşum meydana getirmişsin zihninde. Bir yaratım meydana getirmişsin. Ama bu bir hayal kırıklığıyla sonuçlanabilir. Sevgili Yengeç Burcu, çünkü bu hafta için hayal kırıklığıyla sonuçlanabilir. Daha tam oluşmamış. Hani bir ham meyve yenir mi? Öyle. Oluşum tamamlanmamış. Sen acele etme. Henüz başlama o işe. Daha sonraki safhalarda başlarsın. Daha güzel şeyler yaşayacaksın. Onu söyleyebilirim. Aynı zamanda bir arsa işini, bir tarla işini çözeceksin. Belki ailenden miras kaldı. Bunu çözdüğünü görmekteyim. İnişli çıkışlı moralin düzelecek hafta sonuna doğru. Hafta sonu çok iyisin. Özellikle cumartesi, pazar günü gayet iyi gözüküyorsun, mutlu gözüküyorsun. Ve yükselişe geçtiğini, maddi olarak yükselişe geçtiğini söyleyebilirim. Sevgili Yengeç Burçları, ben genelde size bu hafta için böyle aşkta ve duygusal hayatta başarılar gördüm. O yüzden diyorum ki sevgili Yengeç Burçlarına, bu haftaki zikriniz ya Allah ya Vedud. Ya Allah ya Vedud, ya Allah ya Vedud zikrini her gün 250 kere çekeceksiniz. Her gün 250 ya Allah ya Vedud zikrini çektiğinizde ikili ilişkilerde hareketlilik başlayacak ve mutluluk oluşacak sevgili dostlar. Arkadaşlar, ben spiritüel danışman ve astrolog medyum Canan Canoğlu. Eğer bana WhatsApp'tan ulaşmak isterseniz numaram 0546 481 3506. Instagram'da Astro Canan, YouTube'dan Astro Canan Canoğlu. Kişisel yıldızlama bakımları yapıyorum. Ayrıca Batı astrolojisi ile, klasik astroloji ile sinastri haritası ve horoskop çıkarmasını yapıyorum. Ayrıca horari astrolojisi ile soracağınız sorulara net cevaplar vermekteyim. Mail adreslerinize yolluyorum. Yıldızname bakımlarımı canlı yapıyorum sohbet yoluyla. Astroloji danışmanlığı olsun, diğer horoskop çıkartılması olsun, mail adreslerinize yolluyorum. Bana çok kere soruyorsunuz. Bu konuda da aydınlatmak istedim. Tekrar ediyorum, WhatsApp numaram 0546 481 3506. Allah'a emanet olun. Güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın.